8. Efendim. Sen Ertan Martin'in, Ricky Martin'in kardeşi olduğunu biliyor musun? Nasıl yani? Kardeşi? Yok yani. Tabii. Ricky Martin. Ricky Martin kim? Şarkıcı mı? Şarkıcı. Hadi canım. Yok be değil. Evet. Babalar bir, anne ayrı. Yok ya ki ne? Ciddi söylüyorum. Ersen Martin'in soyadı anasından geliyor. Güzel oynama ya. Yok abi, gurbetçi. Nereden çıkardın bunu? Senin hangi Perol arkadaşın var? Var tabii. Perol arkadaşı. Perol'u değil. Costa Rica. Ricky Martin nereli abi? Costa Rica. Ne? Costa Rica. Ersen Almancı ya. Gurbetçi, Almanya'dan geldi. Abi. Gurbetçi Belçika'dan gelmedi mi? Almanya'da. Gökmen abi, Ersen Martin'in soyadı annesinden geliyor, babadan değil. Yok, yok, değil. Siz nereden buldunuz yani? Şaka mı yapıyorsunuz yoksa nereden? Şaka yaptık, hemen ciddiye alıyorsunuz. Bir şort yaptık. Bu zaten ne abi be? Ama aferin Ersen Martin. Aslında ki hakikaten fizikleri güçlü. Evet. Ki Nobre Fenerbahçe'de kaç, 2 sene izledik. Adamın o... şeylerinden istifade edin yani. Artık programı bitirme zamanının geldiği anlaşılıyor. Saat 4'de 10'da. Orta yok, kanat yok. Kanat oluyor, orta yok. Ondan sonra Messi ile kıyaslayalım. 78'de mi Dünya Kupası vardı işte. Biz de o sene gidecektik işte. Son direkten dönmüştük, hatırlarsın. Sen evet. Var mı milli takım? Hatırlıyor, vardın galiba. Nerede varım lan? 78'de ben futbolu bırakmıştım. Pardon değil mi? Öyle değil mi abi, ben burada... Bu işte, bu da Rekard'ın gerçek yüzünü göstermiyor. Gösteriyor işte, onu anlatıyorum. Yani burada çelişkiler... Daha söylediklerin hepsi doğru kardeşim. Yani Rekard'ın burada... Sürece daha şimdi, görüyorsunuz. Aynen öyle. Bu yani bu Rekard canlıyı götürebilmek için, yani tazminatı falan götürebilmek için yalan söylüyor abi. Yalan söylüyor. Ziya abiye katılıyorum. Beyler, yetersiz diyorsun. Abi beyler yanlış. İkinize de katılmıyorum. Ya. Eski sistem ödenen bu bir işletme kanunu. Kapitalist kanundur. Aç talep dengesi. Bak, bu ya sen diyorsun Pilater, ki... Pilater ve aynı şekilde de onun internet sitesinde UEFA'da şöyle bir şey çıktı. Pornografik paralar ödeniyor. Artık bu kulüpler bunları kaldıramaz duruma geldi. Paralar ödeniyor. Pornografik paralar ödeniyor. Sepp Pilater. Onun evet, bir internette bir şeyini okudum. Nasıl? Ne? Pornografinin anlamı ne? Yani aşırı derecede yani. Neyse, o ben öyle anladım. İnternet sitesinde öyle yazıyor. Astronomik olabilir de pornografik. Yok, pornografik diyor. Yani son tap şeyi yani. Abi pornografi demek porno demek. Ya porno da işte, porno neresi? Porno en son araştıralım bu kelimeyi. En son periyodu artık porno yani şey değil yani, erotik film değil yani, en son uç yani. Nokta yani, en uç nokta yani. Peki, hadi. O anlamda adam söylüyor. Şimdi şöyle. Peki 10 aydır çalışan polisin günah ne peki? Bu kadar şey var, bu kadar idam var. Nedir bunlar abi? Nedir bunlar? O zaman hiç ya, bırak at gitsin ya. Tamam, at gitsin bunları ya. Niye atıyorsun bunları ya, onu anlamadım. Futbol Federasyonu, bak. Niye atıyorsun sen, onu anlamadım. Yani seyirciye bir saygısı değil mi? Hayır değil kardeşim, değil. Deniliyor. Tecavüz kaçınılmazsa zevk almayı bileceksin ya o zaman abi, ne diyeyim ya. Yapma bunları, bu konuşmalar. Ne abi, neler söylüyorsun sen? Yönetmen Özden abi. Çok erken değil mi? Deniliyor. Tecavüz kaçınılmazsa zevk almayı bileceksin o zaman abi, ne diyeyim ya. Yapma bunları, bu konuşmalar. Ne abi, neler söylüyorsun sen? Yönetmen Özden abi. Çok erken. O yüzden dur, ben açtım zaten o konuyu. Arda mı Messi mi? Evet. Ama Messi evli mi Serap? Hayır. Evlenmeli. Çünkü çoğalmaya ihtiyacı var. Vitamin bölünüyormuş Messi, biliyorsun değil mi? Nasıl? Bölünerek çoğalıyor onlar. Valla nasıl bölünüyorsa, peki, ne kadar çok bölünüyorsa, Hacı'nın da Arda ile ilgili sözleri var. Beni durduruyor bu akşam. Onu izleyelim. Doğru.